Merhaba efendim iyi günler spor haberleriyle karşınızdayız Bursa Spor'da yeniden elektrik krizi yaşanıyor Yeşil beyazlı kulüpte elektrikler yeniden kesildi Bursa Spor'da yeniden elektrik krizi yaşanıyor. Maddi anlamda zor günler yaşayan Yeşil Beyazlı Kulübün yapılandırma şartlarına uymamasından dolayı bugün tekrar Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özüce İbrahim Yazıcı Tesislerinin elektriği kesildi. Bursa Spor Kulübü'nün Limakulu'da Elektrik AŞ'ye olan 4 milyon 100 bin liralık borcu sebebiyle bu işlemin gerçekleştiği belirtildi. Limakulu'da elektrik AŞ yetkilileri Bursa Spor Kulübü'nün 1 milyon 700 bin TL tutarında bir ödeme yapmadığı takdirde elektriklerinin açılmayacağını kaydetti. Bursa Spor'da 6 ay karşısında Emirhan Aydoğan sarı kart cezası sebebiyle görev alamayacak Yeşil Beyazlılar bu sezon 24 yaşındaki oyuncunun oynamadığı 3 maçı da kazanamadı. Ligin bitimine 7 maç kala playoff hattına yaklaşmaya çalışan Bursa Spor alt ay maçının hazırlıklarını sürdürürken Yeşil Beyazlılarda Emirhan Aydoğan sarı kart cezası sebebiyle İzmir temsilcisi önünde görev alamayacak. Bu sezon geride kalan 27 maçın 24'ünde forma giyen ve 7 gol atıp 3 de asist yapan Emirhan Aydoğan'ın oynayamayacak olması teknik direktör Mustafa Eri fazlasıyla düşündürüyor. Bu sezon takıma hem ofansif hem de defansif katkıda bulunan Emirhan Aydoğan'ın yokluğunda şu anda kadro içerisindeki alternatiflerin hepsini değerlendirmeye çalışan Mustafa Erin kime forma vereceği ise belirsizliğini koruyor. Bursa Spor bu sezon Emirhan'ın forma giymediği 3 maçı da kazanamadı. Yeşil Beyazlılar Ankara Spor ve Tuzla Spor'la berabere kalırken sahasında Altın Ordu'ya 2-1'lik skorla boyun eğdi. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 27 maçta tam 45 kez gol sevinci yaşamayı başaran Bursa Spor'un rakip kaleye çektiği her 5 şuttan biri ağlarla buluştu. Bursa Spor bu sezon TFF 1. Lig'de toplamda 45 gol atarken maç başına attığı şuta göre bulduğu gol sayısıyla dikkat çekti. Ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Yeşil Beyazlıların her 5 şutundan biri golle sonuçlandı. Maç başına 8.8 şut çeken Bursaspor 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Diğer yandan Yeşil Beyazlıların çektiği şutların yarısı ise kaleye isabet etti. Bursa Spor'da rakip kaleyi en çok yoklayan isimlerse Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör oldu. Yeşil Beyazlılar devre arasında Ali Akman'ı kaybetmesine rağmen golcü kimliğini devam ettiriyor. Ligde genç oyuncularla ön plana çıkmayı başaran Bursa Spor'da tam 14 futbolcu kariyerlerindeki ilk maçlarını bu sezon oynarken 16 yaşında süre almayı başaran Kadir Yiğit ve Abdullah Tazgel tarihe geçti. Bursa Spor'da bu sezon yaşanan mali kriz genç oyuncuların daha fazla kendilerini göstermesini sağladı. Yeşil Beyazlılar'da 14 oyuncu ilk kez A takımla resmi maça çıktı. Ligde en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olan Bursa Spor'da Deniz Aydın, Tuğbe Akgün, Kerem Şen, Taha Altı Kardeş, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Eren Güler, Kerem Kök, Ömer Görgüç, Hasan Basri Ünal, Şamil Can Bahçeli ve Kadir Yiğit yeşil beyazlı forma ile ilk maçlarında bu sezon forma giydi. Yeşil Beyazlı Kulübün yakın tarihine bakıldığında en genç yaşta takımda resmi maça çıkan ilk 20 oyuncudan 14'üne mevcut teknik direktör Mustafa Erin şans tanıdığı görülüyor. Bursa Spor'da Kerem Kök ve Kadir Yiğit henüz 16 yaşındayken Bursa Spor formasıyla ter döktü. Altay Teknik Patronu Osman Özköylü Bursa Spor'un zorlu bir rakip olduğunu söylerken hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti. Bu hafta Bursa Spor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, moralli girdikleri milli maç arasını verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş düzeldiğini de kaydeden Özköylü, ''Biz kadro olarak kaliteliyiz. Fiziksel ve taktiksel olarak da her geçen gün iyi konuma geliyoruz. Son 7 hafta zorlu geçecek. Bütün dikkatimizi Bursa Spor maçına vermiş durumdayız. Bursa Spor iyi bir takım.'' zor bir maç oynayacağız. Biz 90 dakika boyunca oyunun her dakikasında sahada olmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak zorundayız. Geldiğimiz noktayı yukarılara taşımak istiyoruz. Bursa Spor'un da playoff hedefi var ama biz kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Ligin 28. hafta maçında pazartesi günü sahasında Altay'la kozlarını paylaşacak Bursa Spor'da bu önemli maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. 28. hafta maçında pazartesi günü Altay'ı ağırlayacak Bursa Spor bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeşil Beyazlılar'da teknik direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Bursa sporlu futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise futbolcular 3 takıma ayrılarak yarı sahada çift kale turnuva yaptı. Yapılan turnuva sırasında ve sonrasında futbolcuların moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Yapılan turnuva sonunda ise kazanan takım objektiflere zafer pozu verdi. Bursa Spor Altay maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Bu haberin sonrasında veda ediyoruz. Hoşçakalın.